Okulların tatile girmesiyle öğrencilerin bir kısmı izci kamplarının yolunu tuttu. Bu kampların biri de İstanbul Sultan Gazi'de kuruldu. Çocuklar burada hazırlanan birçok aktiviteyle hem eğleniyor hem öğreniyor. Allah'a ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik süresine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık, ahlakça düz tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim. İzci andını okuyan küçükler kamplarda eğitim ve eğlenceye başladı. Burası bana doğayla iç içe olmayı kazandırdı. Sonra teknolojiden uzak olmayı kazandırdı. Şimdi evde olsaydım elimde ya tablet ya da telefon olurdu. Burada ne güzel arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Evet, obamızın adı inek obasıdır. Hayırlı uğurlu olsun yavru kurtlarım benim. Hababam sınıfı İstanbul Sultan Gazi'de gerçek oldu. Küçük izciler kamp için tabiat parkında toplandı. 2-3 Çek, çek, çek. Sultan Gazi Belediyesi'nin her yıl düzenlediği izci etkinliği kent ormanında kapılarını açtı. Her hafta 150-200 arası öğrencimizi buraya alabiliyoruz. Aldığımız öğrenciler de bir hafta boyunca misafirimiz oluyor. En son bütün eğitimleri tamamlanıyor. Öğrendikleri izcilikle ilgili her şeyi öğreniyorlar. Çünkü kendi öğretmenleri, okullarındaki izci öğretmenleri onların yanında. Bu bakımdan her türlü güvenlik tedbirleri de burada alınıyor. Zannediyorum kaldığı süreçte çocuklar ayrılırken de bir aile hüzünle ayrılıyorlar diyebilirim. 8-18 yaş grubu çocukların dahil olduğu izcilik kampına katılanlar doğada tek başına yaşamayı öğreniyor. Diğer bir yandan da hazırlanan parkurlarda eğlenceli vakit geçiriyor. Bundan 2 yıl önce gelmiştim buraya. Burada yine aynı şeyler vardı ama daha eğlenceli şeyler de buraya eklendi. Daha güzel oldu buralar. Doğa yürüyüşleri falan yapıyordu. Her grup inek, yılan, boğa gibi farklı oba isimlerini alıyor. Grupların bir de oba başları oluyor. Geleneksel hale gelen kamplara katılanlar her yıl yaz aylarının gelmesini iple çekiyor. Daha özgüvenli oldum, cesaretim arttı. Eskiden orman gibi yerlerde korkuyordum ama artık korkmuyorum. Çocuklar kamplarda bilgisayarsız, telefonsuz, eğlenceli vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.